Merhaba. Akışta bir değişiklik oldu. Ben de böylelikle daha önce karşınıza çıkabildim. Çok da iyi oldu. Çünkü bu programına geldiğinde ben bu kilit, kapı, pencere, çatı, bu kurguya baktım ve dedim ki, Ramiz Bey ben bunu bozacağım. Nasıl Birep Hanım, hani niye öyle diyorsunuz? Dedim ben genetikçiyim ve burada genetikten bahsedeceğim. O zaman kapı, pencere, çatı buna gelinceye kadar benim bahsedeceğim yer zemin. Hatta biraz su basmanı da işin içinde var. Neden? Çünkü siz bir bina inşa edeceğiniz zaman önce zemin etüdü yaparsınız. Oraya bir gökdelen mi yapacaksınız? Bir tapınak mı yapacaksınız? Yoksa bir kır kulübesi mi kuracaksınız? Bu sizin mühendislik beceriniz, hayalleriniz, elinizdeki malzeme kadar inşa edeceğiniz zeminin olanaklarıyla da sınırlıdır. Ben bir genetik bilimciyim. Biz burada tam olarak da aslında bireysel olarak kişilerde bu zemini araştırıyoruz. Sabahki konuşmalarda sonunda başımıza gelenler, toplumsal kurgumuz, hayattaki seçimlerimiz, iş hayatımıza gidildi ama ben sizi tekrar bunun başına getirmek istiyorum. Biz birer biyolojik canlıyız. Vücudumuzdaki bütün faaliyetler, bütün duygular aslında bir biyolojik sürecin sonucunda ortaya çıkıyor. Ve bizlerin bu sürece kaynaklık eden bir fabrika ayarı var. Genetik dediğimiz, kromozomlarla taşınan, annemizden ve babamızdan bize gelen DNA molekülü üzerinde kodlanan bu fabrika ayarları bize bir potansiyel getiriyor. Olabileceğimizin sınırları ve her zaman karıştırılan bir konu var, onu da söylemek istiyorum. Bu genler, DNA'nın üzerinde sadece genler yok. Gen dışında başka fonksiyonu olan bölümler de var. Ama bu genler her türlü fiziksel ve biyokimyasal faaliyetimizi bizim düzenliyor. Ve şöyle düzenliyor, bazen gerçekten kendi başına çok deterministik olarak varsa var, yoksa yok biçiminde yapıyor bunu. Nedir? Mesela benim parmaklarım eğri. Bilmiyorum, siz de kendi parmaklarınıza bakın. Bu bir tek gen tarafından kontrol edilen bir özelliktir. Ve o taşıdığınız gene göre parmaklarınız ya böyle eğri olur ya düz olur. Burada artık ne kadar çalışsanız, kalıplara yatırsanız değiştirebileceğiniz bir şey yoktur. Hakikaten bu derecede deterministiktir. Bunlar bizim monogenik dediğimiz özelliklerdir. Yani tek bir gen tarafından kontrol edildiği zaman. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada bu kırmızı yuvarlağın içinde durma kuralı var. Benim için süreyi kısaltmak değil, bu kadar küçük bir alanda durmak biraz zor oluyor. O yüzden hep kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Sınırlarım bu, sınırları aşmayayım diye. Bu da genetik bir şey bu arada, sınırlarla olan ilişkimiz. Genellikle ama şöyle oluyor, birden fazla gen birlikte bir özellik getiriyor bize. Şimdi mutlulukla ilgili konuşulacağını duymadan önce ben teknolojiyle ilgili konuşulacağını duymuştum. Ve bana dediler ki sen de bu yeni genom çağı, kişiselleştirilmiş tıp, bireye özgü ilaç seçimi, genetik yatkınlıklarımız bunlardan bahsedecek bir konuşmaya var mısın? Ah dedim her zaman varım. Yani seve seve gelir konuşurum. 18 değil. Hani iki oturum yapalım, iki kere konuşurum. Hiç önemli değil. Sonra dediler ki ama bir de bizim bir üst başlığımız var, mutluluk. Ben de dedim ki şimdi bu kadar teknolojik bir şey ben mutlulukla nasıl bağlayayım? Bir böyle gittim bizim moleküler psikoloji kitaplarına falan baktım. Mutluluğu nasıl tarif ediyormuşuz biz? Klinik olarak tarif ettiğimizde şöyle tarif ediyormuşuz. Ağrın olmayacak, kendini beğeneceksin, kendini ödüllendireceksin, kendine aferin diyor olacaksın. Kaygın olmayacak ve beklentin olacak. Tamam, sobe değil aslında tam, sode. Serotonin, oksitosin, dopamin ve endorfinler. Bunlar moleküler haberciler. Bizim vücudumuzda herhangi bir duygu durumun uyanması için bu kimyasal moleküllerin doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda üretilmesi ve karşılığında bir cevap yaratabilmesi gerekiyor. Tahmin edeceğiniz gibi bir genetikçi size bununla ilgili ne söyleyecek? Bütün bu molekülleri kodlayan genler var. Ve bu genlerde taşıdığımız bir takım varyantlar var. Kişiye özel,
ya da o kişinin ait olduğu topluluğa özel ya da o topluluğun ait olduğu coğrafyaya özel. Ve bu genlerdeki farklılıklar bizi bu maddeleri üretmekte, kullanmakta ve onlarla işimiz bittiğinde onları ortadan kaldırmakta farklı kılıyor. Bu farklılık da neye getiriyor biliyor musunuz? Mutluluk aslında çok kişiye özgü bir şey. Dolayısıyla da herkes için aynı mutluluk tarifi, herkesten aynı biçimde mutlu olmasını beklemek, herkesten aynı çoklukta mutlu olmasını beklemek başlı başına yanlış. Yanlış çünkü bu mümkün değil. Zemin bunu olanak vermiyorsa bu yapılamayacak. Ha peki genetik çok ilerledi, biz her gene bakıyoruz, anlamını biliyoruz, ne yaptığını çözüyoruz. Ya evet biraz ama biraz da daha çok çözeceğimiz şeyler var. Dolayısıyla da bir 50 sene daha bana yapacak çok iş var. Güzel bir şey, işimi seviyorum. Ama bazı genler var ki hakikaten ne yaptığını biliyoruz. Mutlulukla ilintisi var mı? Var. Serotonin dedik. Serotonin bizim, ya şimdi ne isterdim biliyor musunuz Samet Bey? Hiçbir şey. Dediğimiz an var ya. İşte o anı bize dedirten molekül. Oh dediğimiz. Kafamızdaki koşuşan tilkilerin durulduğu. Başıma gelecek felaketler nedir? Onları engellemek için hangi tedbirleri almalıyım? Ayrıca sevdiklerimin başına gelecek felaketleri de o sırada nasıl öngörebilirim? Ve bunları engellemek için ne yapmam gerekiyor? Koşar durur. Bir türlü doğru dürüst uyuyamayız. Uyanırız. Uyandığımızda kendimizi dinlenmiş hissetmeyiz. Bu çok uzarsa bu sefer zaten canımız artık harekete geçmek de istemez. Serotonin bu. Oksitosin bizim sevdiğimiz birine sarıldığımızda hissettiğimiz, kabul edildiğimiz ve kabul ettiğimiz o sevgiyi fiziksel temasla evet burada diye tanımlayabildiğimiz ona. Dopamin o da güzel. Ben yaptım. Aferin. Evet. Yürü kızım ya ne iyisin. Kendimizi ödüllendirdiğimiz, kendimizi beğendiğimiz. Endorfinler de acı yok Rocky. Herkes bu şeyi bilir. Acı yok. Acıyı daha az hissetmek için. Acıyı daha az tanımlamak için. Çünkü her duygu gibi aslında acı da bir eşiği olan ve bir hafızası olan bir duygu. Ve bazen bazı acılarımız aslında ya da bazı ağrılarımız aslında fiziksel etkeni orada olmamasına rağmen biz onları hissetmeye devam ediyoruz. Neden? Çünkü bir hafızası var. İşte en temelinde genetik olarak biz o zaman sizin mutlu olabilme potansiyelinizle ilgili bir genetik panel yapsak, neye baksak bu bahsettiği moleküllere bakıyorduk. Zaten bakıyoruz. Hatta ben gene gelmeden önce bir son tür araştırdım. Tabii ki öyle bir tane mutluluk geni yok. O geni buldun, çok iyisin. Ama bu bahsettiğim tabloyu tamamlayan genler ve bu genlerdeki varyantlara bağlı olarak ortaya çıkan bazı tipler var. Mesela hepinizin ailesinde vardır o bir tane gamsız. Ne olsa, başına ne gelse, dünya yansa, aman der, hallederiz. Boş ver sizin orada iki ayağınız bir pabuca girmiş, yüreğiniz pırpır ağzınızda. Sabahlara kadar uyuyamamışsınız. Gelir dayı, ya kızım olur, hayat olur. İşte bu mesela bir BDNF geni var, onunla ilintili. Yani bazı durumlarda bunu istiyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazı ülkelerde bu genetik profilleri yani mutluluk diye tanımladığımız o tabloda nedir işte tekrarlayalım. Ağrıya direnç, kabul edilme, kendini ödüllendirme, kaygılanmama. Bu paneli mesela sporcu adaylarına yapıyorlar bir takımı kurarken. Bunlardan hangilerini ben 70. dakika oyuna sokayım da oyunu döndürsün. Bir yatkınlık çünkü o. Yani yeniliyorsun orada 5 gol yemişsin. Adam sanki dakika 1 ve bir önceki maçta 1-0 öndeymiş gibi sahaya girebiliyor. İstersin takımında öyle birisini. Buna bakılıyor mu? Evet bakılıyor. Ama tabii sadece buna bakılmıyor. Aynı şekilde bu moleküllerin doğru çalışmasının tamamlanması gerekiyor. Niye? Şimdi hiçbir molekül bizim vücudumuzda böyle çıkıp işte iyi günler ben çok tatlıyım benimle tanışın da kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ya da işte Allah'ın selamıyla geldim falan bir hücreden bir hücreye giremez. Orada hakikaten çok daha dikkatli bir kurgu vardır. Doğru zamanda, doğru yere, doğru miktarda gidecek, gerektiği kadar orada kalacak
ve sonra olay yerinden uzaklaştıracak. Yani her şeyin fazlası zarar. Serotonin dedik, mutluluk, oh rahatlama, kaygıların dinmesi. Serotonin sendrom diye mesela bir hastalık var. Eğer vücudunuz çok fazla serotonin üretirse, özetini şöyle söyleyeyim, bir bigyanelik geliyor üzerinize. Yani bir atalet, bir umursamazlık. Ama o neşeli olanı gibi değil. Neyse, geri dönelim. Dolayısıyla bu moleküllerin aynı zamanda kapıcıları var. Hani aynı maça gittiniz. Mesela buraya gelirken gördüm, süper bir stadyum yapmış Bursalılar. Ama ben mesela oraya deplasman seyircisi olarak geleceğim. Bana ayrılmış bir gişe var. Sadece oradan girebiliyorum. Oraya giderken de biletimi göstereceğim. İşte bunu yapan bir molekül var vücutta. Sonra bir de orada gişe görevlisi var. Hani akıllı kart bile olsa onu okuyan. Vücutta da aynı şekilde işliyor sistem. Dolayısıyla da sizin sadece bu molekülleri doğru üretmeniz yetmiyor. Üzerine onları alacaksınız, doğru yere taşıyacaksınız ve doğru biçimde hücrenin içine sokacaksınız. Çok biyokimyasal bir mutluluk tarifi oldu değil mi? Ama niye böyle? En başına dönelim. Bizler biyolojik canlılarız. Bir kere en büyük yanılgıyı kendimize bir tanecik, çok özel, daha önce bizim ailemizin başına gelmiş olanlardan, onların yaşadığı tecrübelerden, onların seçimlerinden bağımsız tanımlamamız. Bu biyolojik olarak yanlış. Şuradaki sorulardan birinin cevabı. DNA'nın hafızası var mı? Evet, var. Çok enteresan. Bu bilgisayardaki lineer kod gibi DNA'da da bizim bilgi, fonksiyonla ilgili ya da yapıyla ilgili bilgiyi sakladığımız bir lineer kod var. Ama hayat çok değişken, her an başımıza bir şey gelebiliyor. Bazen bir gök taşı düşüyor, bazen bir zehirli kimyasal salgılanıyor, bazen de namert düşman geliyor bize saldırıyor. Ve vücut buna şöyle cevap veriyor. Hayatta kalmakla ilgili yaşadığım bu travmanın ben tecrübesini asıl kodu bozmadan aktarmalıyım soyumun diğer temsilcilerine ki onlar da hayatta kalmakla ilgili bu bilgiye sahip olsunlar. Ve bu moleküler düzeyde yapılıyor. Metil grubu diye bir kimyasal yapı var, CH3. Neyse, bunu DNA'nın üzerine çentik gibi takıyorsunuz. O yüzden bizim bazı anılarımız aslında bizim değil. Bizim bazı fobilerimiz aslında bizim değil. Bizim bazı travmalarımız aslında bizim değil. Bu soyumuzun hikayesiyle ilgili. Onların hayatta kalmak için verdikleri mücadelede başlarına gelmiş olan olaylarla ilgili. Ve bunu biz artık moleküler düzeyde çözebiliyoruz. Daha güzeli, eğer siz bu mevcut hayatta doğru beslenirseniz, doğru spor yaparsanız, inanırsanız, tabii benim haddime değil neye inanacağını söylemek ama herhangi bir şeye inanırsanız, o inançla ilgili bir ritüeli takip ederseniz, bütün moleküler araştırmalar gösteriyor ki bu mevcut olan çentiklenmiş geninize başka türlü kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yani hafızanızdan gelen zamanında hayatta kalmakla ilgili önemli ama belki bu hayatta artık sizin önünüzde engel olan o anıyla barışıp, özgürleşip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu hafıza size yediklerinizle olan ilişkiyi anlatıyor ama şöyle, hani ne yerseniz osunuz diyorlar ya, büyük anneniz, büyük babanız ne yediyse asıl osunuz. Olay gene biraz daha geriye gidiyor. Çünkü bu moleküler çentikler kuşaktan kuşağa aktarılıyor. O yüzden sizin yaptığınız tercihler bugün sizinle ilgili bir şey değiştirebileceği gibi üstüne üstlük daha sonra da sizin çocukların, torunların hayatını daha güzel yapabilir. Daha iyi yapabilir. Daha az ağrılı yapabilir. Yani genetik kaderimize, seçimlerimizin rolüne en basiti burada. Bu DNA size bir potansiyel getiriyor. O potansiyeli ne yönde kullanacağınız sizin bireysel tercihlerinizle şekilleniyor. Bazen şekillenemiyor, tamam, ama çoklukla şekilleniyor. Peki Küçük Prens'in mutluluk tercihi genlerinde mi gizliydi? Muhtemelen öyleydi. Yani ben Küçük Prens'in hikayesine baktığımda böyle her şeyi olumlayan, kötü şeyler yokmuş gibi davranan bir tip görmüyorum. Seven, sevgisi için zaman, emek harcamaya razı, kötü olayların kötü olduğunu bilen ama onları da bir tür tevekkülle karşılayan bir tip. Yani derim ki ben onun için muhtemelen serotonin reseptörü doğru çalışıyormuş. Ama siz tabii bunları tabii 18 dakikanın içinde
siz anlattıklarını bir yere koyamazsınız. Ama bunun için ben size küçük bir yol önereceğim nacizane. Bunu hep söylerim. Genetikte ilk genetik test, ilk genetik araştırma, yoklama aslında aile hikayesidir. En başında da ne dedik? Ağrı olmasın, kaygı olmasın, sevildiğimizden emin olalım, beklentimiz olsun. Toplayın ailenizi bir araya, oturtun, aile büyüklerine anlattırın. Neler oldu? Kimin başına ne geldi? Sizin hiç tanımadığınız bir dayınız mı vardı? Acaba futbol oynarken aniden yığıldı, kaldı ve şimdi bu çok acıklı bir hikaye olduğu için size bundan bahsetmiyorlar. Kayıp kardeşiniz mi var? Zamanında atalarınız bir yerden bir yere mi göçmüş? O esnada büyük kayıplar mı vermiş? İnanın hem çok zevkli bir şey aileyle vakit geçirmek. Artık biliyorsunuz büyükler özellikle yaşları ilerlediğinde anlatmayı seviyorlar. Sizin dinlemeye hazır olmanız onlara da kendini çok iyi hissedecektir. Ve böylelikle karşılıklı bir mutluluk olacak bu. Bu hikayeyi bir kenara not edin. Çünkü siz varlığınız, bugünkü biyolojik varlığınız aslında sizin soyunuzun varlık zincirinde temsili olarak tezahür etmiş halka olma haliniz. Zincirin başını da tanıyın. Oradan zaten kendi mutluluğunuzla ilgili genetik ipuçlarını dahi göreceksiniz diye düşünüyorum. Süreyle ilgili çok doğru davrandığımı ümit ediyorum. Teşekkür ederim.